Siz eğer bunu kabul ederseniz, derseniz ki bir şey olmamış gibi davranır ve yargılanmazsa bu insanlar, bu sızıntıya mahal verenler ve bunun üzerine giden bir devletiniz yoksa orada bir durum, ne bileyim, siyasi eşitlikten ya da işte egemen olmaktan, birileriyle aynı eşit durumda bir masada oturmaktan, devletmiş de işte birileri sürekli bir şekilde size devlet dediğinde devlet olmuyorsunuz. Bunu çözün. Bu durumda, duruma gelenler yargılansın. Adaletin karşısında yargılansın. Denizi kirletmenin, denizi, bizim bu ülkenin, bu dünyanın, bu insanların denizini, çok ufacık bir parçasını bile kirletmek. Bunun için benim Turizm Bakanlığımın, Çevre Dairemin, sahil güvenlik ekiplerinin vaktini çalmanın bedelini, bu insanların çevresinin doğasını çalmanın bedelini en ağır şekilde ödetin. Biz de size devlet diyelim. Yoksa başka türlü devlet olamazsınız.